أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن Evet, çok değerli izleyicilerimiz, en son işlediğimiz iki konu, ihfa ve izharı bitirdikten sonra üçüncü konu olarak biz iklaptan bahsedeceğiz inşallah. İklap da aynı şekilde tenvin veya nun-i sakinin hükmüyle alakalı olan bir kaidedir. İklabın kelime manası nedir? İklabın kelime manası kalp çevirmek, kalp etmek yani. Bir şekilde bir şekilde bırakmak manasındadır. Buradaki manası ise, tecvid ilmindeki ıstılahi manası ise, tarifi okuyalım arkadaşlar. Tenvin veya cezimli nundan sonra B harfi geldiği zaman, iklabın sadece bir harfi var, o da B. B harfidir. Tenvin veya cezimli nundan sonra B harfi gelirse, nun sesi mim sesine çevrilir ve ihfa yapılır. İki hareke miktarı günne yapılır. Sonra B sesi net okunur. Yani nasıl? Örnek diyorum. Mem bakhil. Arkadaşlar bak. Mem ihfa yapıyoruz ya. Mem gunne. İhfadan kasıt gunne. Gunne veriyoruz. Mem bakhil. Bayi mime çevirdikten sonra baya dönüşüm. Mesela mim, bakın arkadaşlar, membe, membe, mime çevirdikten sonra en son şeye bakın, iki hareke miktarı gunne yapılır, sonra b sesi net okunur. Mimbe, mimbe'di, mimbe'di. Tamam arkadaşlar. Aynı buradaki örnekte olduğu gibi, yani şekil olarak nasıl oluyor? Eğer ki biz iklabı okuduğumuz zaman şekil olarak bu şekil oluyor. Bakın. Mem, mem, bahi. Şekil olarak okuduğumuz zaman şu şekil oluyor. Hatta şekil itibariyle tam olarak sanki dağım edilmiş gibi. Yani mim, ba'dan sonra, çünkü o şekil istiyor ha. Mim, min ba'di dediğin zaman senin ağır geliyor dile. Min ba'di. Ama mim daha rahat değil mi? Mim ba'di. Onun için bu da bir kaidedir. İkinci örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar. Embe. Embe. Ha, bir de dudakları arkadaşlar. Bazı dudakları fazla sıkmayacağız. Rahat. Yani normal. Mesela em o şekilde yapmayacağız yani. Fazla böyle abartılı şekilde yapmaya çalışmayacağız. Rahat, yani suhuletli şekilde, en kolay şekilde nasılsa o şekilde yapmaya çalışacağız. Dudak normal şekilde kapanıyor arkadaşlar. Embetet. Embe. Embetet. Nun-i sakinden sonra iklab harfi B geldiği için biz bunu ne yapacağız? İklab yapacağız. İklab yani halis mime çevireceğiz. O B'yi halis mime çevireceğiz. Örnekte olduğu gibi mesela embe. Yani sanki bu şekil yazılıyormuş gibi okuyacağız. Var mı bir sıkıntı? Bir okuyabilir misiniz Yusuf kardeş? Embetet. Evet. Embetet. Biraz ihfa şey gunne verelim. Çünkü mim şeydir ya. Mim gunne harfi olduğu için biraz gunne vereceğiz. Embetet. Embetet. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geldiğimiz zaman layum, yine aynı şekilde dudağı önden geriye. Çünkü damme olduğu için. Layum, layum bezenne. Layum be. Hep beraber.
La yunbazanna. Yani dudakları aynı şey, dediğimiz şekilde yapalım. Fazla sıkmaya gerek yok. La yunba. La yunbazanna. La yunbazanna. Evet. Yani şu şekilde oluşuyor okuduğumuz zaman iklabı. Bir diğer örneğimiz min ba'di. Min ba'di. Min ba'di. İhfa vereceğiz arkadaşlar. Bir de dedik ne? İki, yaklaşık iki elif miktarı üzerinde duracağız. Min ba'di. Min ba'di. Evet arkadaşlar. Yani şekil itibariyle bu şekil meydana çıkıyor. Şimdi örneklere baktığımız zaman arkadaşlar iklab Kur'an'da en çok yer alan kaydelerden bir tanesidir. Yine aynı şekilde tarifi unutmayalım. Sakin nun veya tenvin veya sakin nundan sonra eğer ki iklab harfi B uğradığı zaman biz ne yapacağız? Onu halis mime çevireceğiz ve üzerinde biraz gunne vereceğiz. Çünkü mime dönüştüğü için mim de gunne harflerinden olduğu için biz gunneyi vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ayeti ben okuduktan sonra tam nefes, derin bir nefes alıyoruz. Ondan sonra ben bitirdikten sonra tabi okumama dikkat edin arkadaşlar. Bunu çok sizden şey yapmak istiyorum. Gerçekten üzerinde durmanız lazım. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن Çok güzel. Sesini biraz daha yükseltseniz inşallah. Burada ca'ede ne var arkadaşlar? Ca'ede meddi muttasıl var. Uzatacağız. Dört elif miktarı. Emburike. Yani bu burası burada kayda olarak iklab vardır. Ne gelmiş arkadaşlar? Nun-i sakinden sonra iklab harfi B uğradığı için biz bunu ne yapacağız? Biraz gönlü. Mime çevireceğiz. Halis mime çevireceğiz. Embu. Embu. Evet arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz. Ve enne Allahe semî'un basîr. Ve enne Allahe semî'un basîr. Burada tenvinden sonra, ayinin tenvininden sonra ikrab harfi ba geldiği için halis mime çevireceğiz ve gunneli okuyacağız. Bir diğer örneğimiz, Yusuf kardeşimiz okusun bunu. Yüksek bir sesle. Ve embetnâ fîhâ min kulli zavcin bahîc. Aynı sen oku. Ve embetnâ fîhâ min kulli zavcin bahîc. Evet Muhammed kardeşimiz de okusun. Ve embetnâ fîhâ min kulli zavcin bahîc. Evet çok güzel arkadaşlar. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Çok güzel. Var mı bir sıkıntı? Yok. Evet. Bir dönemimize baktığımız zaman وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Bir daha. وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Evet. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Evet. Tenvinden sonra ba gelmiş. Biz halis mime çevireceğiz bunu. Son örneklerimizi inşallah okuyacağız. Muhammed kardeşimiz bu ayeti okusan. قال يا آدم أم بدها أوكيالم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما دان alalım. فلما أنبأهم بأسمائهم. Evet. Bu ayeti şimdi yine hep beraber okuyalım. Sonra yine size soracağım. Ama bu ayette biraz nefesi daha çoğalmamız lazım. Çünkü burada uzatma kaydırı biraz daha fazla olduğu için derin nefes alıyoruz. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Evet. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ Evet. قَالَ يَا آدَمُ. Mesela يَا آدَمُ'da ne var? Meddi munfasıl var değil mi arkadaşlar? Evet. أَنْبِئْهُمْ'da İkrab var. Nune sakinden sonra ba harfi gelmiş. İkrab harflerinden. Aynı şekilde أَنْبَأَهُمْ'da yine ikrab var. Son iki örneğimizi de okuyalım. Bu örneğimizi Yusuf kardeşimiz okusun. كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. Evet, Yusuf kardeşimiz burada gerçekten çok iyi bir yere değindi. Kasten dedim okusun. Çünkü buradaki ha uzatılıyor mu? Buradaki ha uzatılmıyor. لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا. Ne için? Çünkü dedi ki bu lem yentehi kelimesi intaha yentehi değil mi? Burada esas şeydir, sakindir. Ondan önceki harf sakindir. Le illem yen, çoğusu bunda hata yapar. Ben ha zamirleri konusunda bahsetmiştim. Dedim ki
mesela lem yerdahu yani sonu özellikle Arap şeyinde var ya, sonu illetli harf dediğimiz lem geldiği zaman, bu cazimat şeyler dediğimiz, onu götürdükten sonra artık sakin, asıl olarak sakindir. Çünkü orada bir harf gitmiş. Onun için uzatmayacağız burayı. Buna dikkat etmek lazım. Zaten lenesfe'an bin nasiye ayn gelmiş. Tenvinden sonra, aynın tenvinden sonra ikrab harflerinden ba gelmiş. Biz buna ikrab yapacağız. Son örneğimizi okuyalım arkadaşlar. Bitirelim inşallah. Vallahu alimun bizatissudur. Vallahu alimun bizatissudur. Evet arkadaşlar. Aynen mimin tenvininden sonra iqlab harfi b geldiği için biz bunu halis mime çevireceğiz ve iqlablı bir şekilde okuyacağız inşallah. İnşallah anlamışızdır. Çünkü zaten tek bir harf var, o da b'dir. Ne zaman ki tenvin ve nun sakininden sonra geldiği zaman biz onu halis mime çeviriyoruz ve onu iqlab dediğimiz mime çevirdikten sonra gunne veriyoruz ve sonraki harfine geçiyoruz. Evet değerli izleyiciler, bugünkü dersimiz buraya kadar. Allah-u Teala Azze ve Celle bizleri kendi amellerimizde muvaffak kılsın inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.